İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastia Sivas'taki 4000 yıllık mağara bir apartmanı andırıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh Cumhuriyeti'ne bağlayan 150 kilometrelik yeni bir yol inşa edilecek. Halkalak, Adigeni ve Aspinza'da meteoroloji istasyonları kurulacak. Yunanistan, Türkiye'nin savaş tehditlerine göz yummayacak. İsrail tekrardan Suriye'yi bombaladı. Boris Johnson, İngiltere hükümetine başkanlık edecek. Avustralya'nın Wright Şehri Konseyi, Stepanakert ile dostluk ilişkileri kurma kararını kabul etti. Batı Ermenistan'ın Sebastia Sivas şehrinin Gürün ilçesinde bulunan 4000 yıllık mağara kent görüntüsüyle ilkel bir apartmanı andırıyor. İnsanların yaşadığı rivayet edilen mağaranın insan eliyle oyulduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 4000 yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. Çevresel etkilerle aşınan, zamanla tahrip olan mağara kent koruması altına alınarak turistleri bekliyor. Bilimsel araştırma yapılmadığı için mağaranın kentin 4000 yıllık tarihinden daha da eski olabileceği ve Hititlere ait olduğu düşünülüyor. Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Azatutyun adlı radyo istasyonuna yaptığı açıklamada, gelecek yıl içerisinde Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh Cumhuriyeti'ne bağlayan 150 kilometrelik yeni bir yolun inşa edilmesinin planlandığını ifade etti. Grigoryan, ön görüşmeler neticesinde 2020'de 150 kilometrelik yolun inşa edilmesinin öngörüldüğünü belirtti. Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan ayrıca Kapan'dan Hadrut'a uzanan yol hakkında görüşmelerimiz sürüyor ve umarım yıl sonunda görüşmeleri tamamlamış olacak ve yolları nasıl inşa edeceğimiz konusunda bir yol haritası oluşturacağız dedi. Yeşil İklim Fonu projesi çerçevesinde 2021 yılında Ahalkalak, Adigeni ve Aspinset'e yeni meteoroloji istasyonları inşa edilecek. Ninos Minda ise eskisi gibi hava tahmin istasyonundan yoksun kalmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Samtsıhe Cavak'taki hava tahminleri Ahalkalak, Ahalska, Likani ve Bakurani'deki meteoroloji istasyonlarının verilerine dayanarak yapıldı. Ulusal Çevre Koruma Ajansı gerekli ekipmanın satın alınması ve kurulumunun büyük masraflar gerektirmesi nedeniyle istasyonların tüm belediyelerde bulunmadığını bildirdi. Ermeni Haber'den edindiğimiz bilgiye göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine değindi. Bakan, Yunanistan'ın Türkiye'nin savaş tehdidine gözlerini yummayacağını söyledi. Dendias, uluslararası yasal normlara saygı duymak bir önceliktir. Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine son vermesi gerektiği açıktır, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı ayrıca Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimleri aşmak için yakın işbirliği içinde olduklarını da ekledi. Türkiye'nin kendini sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ilan eden devlet adına Kıbrıs yakınlarındaki sularda sondaj ve doğalgaz aramaları gerçekleştirdiğini hatırlatalım. İsrail Hava Kuvvetleri dün akşam Suriye'deki Hizbullah mevzilerini ve İran kuvvetlerini vurdu. Twitter kaynaklarına göre Şam ve Kuneitra şehirlerindeki Suriye hava savunma sistemleri İsrail füzelerinin çoğunu tahrip etti. Ancak bazı füzeler Tel El Hara'nın kırsal bölgelerine düştü ve büyük tahribata yol açtı. İlk verilere göre can kaybı mevcut değil. Bugün 24 Temmuz'da Boris Johnson İngiltere hükümetine başkanlık etmeye başladı. Johnson, Londra'nın eski belediye başkanı ve ülkenin eski dışişleri bakanıydı. Muhafazakar Parti'nin 92.153 üyesi Boris Johnson'a oy verirken rakibi Jeremy Hunt 45.656 oy aldı. Johnson kabine oturumuna ilk kez 25 Temmuz'da başkanlık edecek. İngiliz basınının bildirdiğine göre başbakanlık görevinden ayrılan Theresa May, iktidar partisinin liderliğini üstlendiği için Johnson'u tebrik etti. İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran tarihinde istifa ettiğini hatırlatalım. May, 7 Haziran 2016 tarihinden 13 Temmuz 2019 tarihine kadar başbakanlık görevini yürüttü. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan bildirildiğine göre, Avustralya'nın Wright şehrinin kent konseyi, Artsakh Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'le dostane ilişkiler kurma konusundaki tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.
Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kararın kabul edilmesini memnuniyetle karşılamaktadır. Stepanakert ile Rayt şehirleri arasında güçlü bir ilişki kurmayı amaçlayan ve bu girişimin uygulanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz dendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni folk topluluğundan Gomidas Vartabet'in Lorva Gutanerk adlı eserini sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.